Ben 38 yıldır yapıyorum bu işi. Severek yaptığım bir iş. Hobi olarak başladığım için benim şeyim oldu, mesleğim oldu. Ama bu işe hobi olarak başladım. Ama ilk önce doğa resimleri yaparak başladım tabii ki. Sonradan su altına merak saldım. Ama şöyle bir şey var, yani bu ruhum istediği için su altı yapmaya başladım. Nitekim de hala su altı resimleri yapıyorum ve ruhumu yansıttığını düşünüyorum ve zaten de ruhumu yansıtıyor yani. Çünkü o suyun altında genellikle kendimi betimliyorum ben. Işık süzmeleri olaraktan, yani suyun altını aydınlatmaya çalışıyorum aslında, öyle diyelim. Amacım o gibi ya da hayat amacım oymuş gibi, yani olumsuzlukları da olumluya çevirme gibi bir düşünce tarzı, hayat felsefesi gibi düşünelim onu biz. Zaman içinde hobi mesleğe dönüştü. Sonra 2 yıl fakülte bitirdim, geleneksel el sanatlarını bitirdim. Ondan sonra halk eğitimine öğretmenlik yapıyordum, zaten ona geri döndüm. Şu an çocuklara resim dersi veriyorum. Güzel şeyler yapıyoruz çocuklarımla birlikte. 3 aydan 3'e yeni kursum başlıyor benim çocuklarla ilgili. Çocuklarım yetenekli. Yani en az oradaki 5 çocuğu böyle sanatı sevdirebilirsem ne mutlu bana diyorum. Ama çocuklarım da benimle birlikte resim yapmayı da seviyorlar. Güzel, şanslıyım. Tabii bunun yanı sıra da bu Çay Cuma'da Bülent Kantarcı'nın desteğini asla unutamam. Öyle öyle derken yolum Fransalara düştü. Organizatör Armand Berberian'ın Art Capital'de Grand Palais'teki sergiye resimlerimi beğenerek davet etmesi ve Fransız hükümeti tarafından davet edilmem ve oraya gitmem. Orada 4 gün kaldım ben. Türk Büyükelçiliği bizi ağırladı. Tek tek resimlerimizde büyükelçi fotoğraflar çektirdi. Özel özel bizimlerle sohbetler etti. Çok güzeldi. Sanatsal açıdan mükemmel bir ortam orası. İlk açıldığı gün hükümetin davetli olduğu kişiler gelmişti. Ve akşam saat 8:30'du biz sergi salonundan çıkıyorduk. O yağmurun altında o davetliler hala sergi salonuna girmek için kuyrukta bekliyorlardı. 10.000 eser vardı. 11 eserin arasında 18 Türk bizler vardık. Tabii çok gurur verici. Resimlerimiz çok ilgi gördü her birimizin. 6.000 ressam katılmıştı ve o 6.000 ressamın içinde biz 18 Türk vardık. Yani bunlar gurur verici şeyler. Mutlu olduk. Ama tabii bunun yanı sıra
maddi anlamda bana hiç destek olunmadı bölgemden. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Ben kendi imkanlarımla gittim. Hatta kredi çektim bankadan. Onunla gittim. Yani başarının birazcık görülmesi gerekiyor ve desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan sonraki projeler devam edecek. Yine yurt dışı olacak büyük ihtimalle. İstanbul olacak. Yani ama tabii artık çıta yükseldiği için biraz yüksek çıtadan gitmeye karar verdim artık. Yani öyle olacak. Bundan sonra benim hayatım böyle. Yani resim, sergiler, uluslararası. Bakarsınız günün birinde bir dünya sanatçısı olmuş olabilirim. Yani hiç belli de olmaz. Çünkü hayat sürprizlerle dolu.